posta medyanın sık sık gündeme getirdiği elektrikli skuterler bazı vatandaşlar tarafından büyük tepki almıştı. Araç sürücüleri ve yayalar trafiği tehlikeye attığı yönünde değerlendirmede bulunarak Alanya'da Binvin isimli elektrikli skuterlara yönelik düzenleme getirilmesini talep etmişlerdi. Ardı arkası kesilmeyen tepkiler Binvin kullanıcılarının sessizliğini bozmasına neden oldu. Kullanıcılar Alanya'da trafiği tehlikeye atan birçok sebep varken elektrikli skuterla kafayı bozan vatandaşlara tepki gösterdi. Özellikle maliyet ve doğa dostu olması açısından büyük avantaj sağladığını aktaran kullanıcılar, kurallara uyularak kullanıldığında hiçbir tehlikesinin olmadığını Alanya Posta Medya'ya aktardı. Melike Buz isimli kullanıcı Alanya'da uzun süre otobüs beklemektense Binvin vasıtasıyla daha kolay ulaşım sağladığını aktardı. Şuraya bisiklet yolu tarzında bir yol yapılabilir onlar için. Şahsen otobüs beklemektense daha pratik, daha hızlı. Ben Binvin'i daha çok tercih ediyorum. Hem arkadaşımı da alıyorum arkama. Yani daha hızlı bir şekilde gidebiliyoruz, hem daha eğlenceli oluyor. Bence iyi ya, kaldırılmasına hiç gerek yok. Sakınca yaratmıyor bence. Skuterların bir tehlike arz etmediğini düşündüğünü aktaran Osman Güllü, tehlikeli bir sürüş olmadığı sürece, güzel yerlerden gidildiği sürece sıkıntı yok dedi. Yani bence skuterların hiçbir tehlike arz ettiğini düşünmüyorum. Yani neden öyle düşünmüşler ki arkadaşlar? Yani şöyle bakıyorum, taksilere göre uygun fiyatlı. Otobüs zaten belli bir saatten sonra otobüs geçmiyor Alanya'da, biliyorsunuz, özellikle kışın. Buna karşı bence skuter şu anda en avantajlı olanı. Daha önce İstanbul'da yaşayan Can Benalsa, böyle bir turizm şehrinde olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kaldırılmasını doğru bulmuyorum şeklinde konuştu. Düşünmüyorum. Yani bence hani böyle bir turizm şehrinde de olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Bazı skuter kullanıcıları mesela onlar için ayrı bir yol yapılmasını talep ediyor. Bununla ilgili bir görüşünüz olabilir mi? Yani yapılsa tabii güzel olur ama insanların uyacağını da çok zannetmiyorum açıkçası. Çünkü araba park ederler. Yani çok kullanılacağını zannetmiyorum. O yüzden hani dikkatli kullanılırsa bir zarar yok. Zaten hız sınırı da var. Öyle çok hızlı da gidilmiyor. Yani dikkatli kullanıldığında... Elektrikli skuterların Alanya'da kaldırılması yönündeki taleplerin yanlış olduğunu aktaran skuter kullanıcısı Emrah Yıldız, bence çok yanlış bir düşünce. Özellikle elektrikle çalışıyor. Elektrikle çalıştığı için doğaya faydası var ki bence bunun yasaklanmasını isteyen büyük ihtimalle taksiciler ifadelerini kullandı. Binbinlerin trafiği ve yaya hayatını tehlikeye attığı konusunda ve kaldırılmasını istiyorlar. Siz bir sürücü olarak ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Bence çok yanlış bir düşünce. İşte zaten öncelikle elektrikle çalışıyor. Elektrikle çalıştığı için doğaya bir faydası var bunun. Ki bence bunun yasak olmasını isteyen şahıs büyük ihtimal taksiciler. Çünkü onlar kazancından olduğundan dolayı bunu Binvin'in kalkmasını istiyor. Ha, ben bir sürücü olarak bugün kullandım Alanya'da. Normalde benim de aracım var. Bugün kullandım. İyi ki de kiralamışım. Mutluyum. Öğrenciler için özellikle birebir bir uygulama. Düşüncem bu. Umarım kalkmaz. Kalkmaması için elimizden geleni yaparız en azından. Düzgün kullanılırsa bir sorun olmayacağını söyleyen Berke Atasoy da, bence kaldırılmasına gerek yok çünkü çok yararlı bir şey derken, Oktay Atu da Alanya'da bu araçların kullanışlı olduğunu belirtti. Çünkü çok yararlı bir şey. Mesela taksiye para vereceğinize 2 liraya yakın bir mesafeye gidebilirsiniz mesela. Yani işte kaldırmasına hiç gerek yok. Bence çünkü yani herkesin hani vasıtası olmadığı için belki bazıları bir yere gitmek gerekiyor. Taksiler çok para. Hani kendine göre yani biniyor, gezebiliyor yani. Şey yapabiliyorlar. Bence iyi bir şey yani Alanya'ya.